Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bir dervişin kendisi anlamadan yaptığı bir günahtan dolayı dersi gider mi? Eğer öyleyse ne yapmalı? Bu tip meselelerde temkinli davranmakta fayda vardır. Bir kimse sufilik ince bir yoldur. Eğer bir kimse kafasına göre bir sufilik yaşayacaksa bu sufilik değildir. Herkes sufi olmak zorunda da değildir zaten. Yani sufiler herkesi sufi etmek için uğraşmazlar. Gelip geçici bir heves değildir çünkü bu. Ciddiyet ister, disiplin ister, vefa ister, istikamet ister, dirayet ister, cesaret ister. İster de ister. O yüzden kapısı herkese açıktır onların. Ama herkes sufi olmaz. Bu noktada o cesarete, o disipline, o ferasete sahipse bir kimse, evet, o kumaştan sufi olur. Normalde öyle noktalar olur, öyle daireler olur, öyle şeyler olur ki kimisi mesela kendince, kendi kafasına göre, kendi dairesinde kendine göre bir sufilik yaşamak istiyor. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Böyle dergahlar var mıdır? Vardır. O kimseler bu tip dergahlara normalde gidebilirler mi? El cevap gidebilirler. Orada da böyle sufilik yaşayabilirler mi? El cevap yaşayabilirler. Ama bizde o disiplin lazım. O yüzden bir kimse sufi oldum deyip de kendi kafasına göre bir hayat tanzim edip istediği günahları veya dergahın olmazsa olmazlarını yapma hakkına sahip değil. Bu bir kimse günah işlemeyecek manasında değil. Günah işler herkes. Bu günahsız olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o disipline, o yolun adabına, erkanına uygun davranmak herkesin vazifesi. İnsanda sadece nefis olsa ve şeytan olmamış olsa insan yine de günah işler mi? Din olarak bu tip sorular olmaz. Bu olsaydı, bu olmasaydı böyle sorular olmaz. Biz insanız. Nefsimizle beraber yaratıldı. Cenab-ı Hak şeytanı da yarattı. Sonuçta şeytan ve nefis bizi doğru yoldan uzaklaştırmak için mücadele eder. İmtihanın sırrı bu. Namazda ve abdest alırken sünnetleri terk etmek ile ilgili ne dersiniz? Bizim bu noktada yolumuz belli. Biz Kur'an, sünnet, imamların içtihatlarına uymaya gayret ederiz. Biz imamların içtihatlarında bulamadığımız bir şeyi sünnet-i Resulullah'a bakaraktan sünnet-i Resulullah noktasında devam ederiz yolumuza. Abdestin sünnetlerini bir zorunluluk olmadan terk eden bir kimse Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyma farziyetini yerine getirmemiştir. Zorunluluk söz konusu olursa evet abdestin sünnetlerini terk edilebilir. Nedir? İşte su çok azdır. Su çok az ise o zaman bir kimse ağza burnuna su vermeyi, bu namaz abdestiyle alakalı, ağza burnuna su vermeyi terk edebilir. 3 sefer yıkamayı terk edebilir. Su yok. O kimse yüzünü bir sefer yıkar, kollarını bir sefer yıkar, başını mest eder, ayaklarını bir seferde yıkar, bitirir abdestini.
Su çok az çünkü. Eyvallah. Ama su var. Ağza burna su vermek mütevatir. Mütevatir şu. Bütün ashab Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri abdest alırken ağzına ve burnuna su verdiğini görmüş. Bütün ashab abdeste enseyi mest ettiğini, kulaklarını mest ettiğini görmüş. Bütün ashab ellerini yıkarken ellerinin arasına su değsin diye hilallediğini görmüş. Bütün ashab ayaklarını yıkarken ayak parmak aralarını hilallediğini görmüş. Bunlar mütevatir. O yüzden ne dersiniz demiş burada, göz göre göre müsait olduğu halde sünnet-i Resulullah'ı terk eden bir kimse Kur'an'ı terk etmiştir. Çünkü Resulüme uyun, Resulüme itaat edin, ne verdiyse alın, nehyettiğini terk edin diye bir sürü ayet-i kerime var. Bu sonradan Kur'an ve sünnete uymakta nefislerine uyanlar, sünnet-i Resulullah'ı kafirlerin goygoyuna gelip küçümsemeye çalışanlar, müşrik kafalılar sünnet-i Resulullah'a savaş açtılar. Sünnet-i Resulullah'a savaş açan bir kimse dine savaş açmıştır. Onların amaçları din değil. Onlar dini ifsad etmek için uğraşıyorlar. Bir kimse gücü yettiğince sünnet-i Resulullah'a uyacak. Öyle internette dolaştırıyorlar. Kur'an'a göre abdest çok basit. Ha sünnet-i Resulullah'a göre çok mu zor? Kur'an'a göre çok basitmiş. Yani sünnet-i Resulullah abdesti zorlaştırdı mı? Böyle tipik kelimeler ve cümleler kullanıyorlar. Kim sünnet-i Resulullah'ı terk ederse dini terk etmiştir o. Göz göre göre. Yapılabilirliği var iken. Kur'an'ı terk etmiştir o. Göz göre göre yapılabilirliği var iken hiç kimse sünnet-i Resulullah'ı terk edemez. Terk eden kimse günah-ı kebair işlemiştir. Daha da ilerisi küfre düşmüştür. Bir kimse gücünün yettiğinden sorumlu. O yüzden bir kimse kalkıp da sünnet-i Resulullah'ı göz göre göre terk etmez. Allah bizi affetsin inşallah. Takke ve sarı kile camide namaz kılınır mı? Neden kılınmasın? Aslında var ya o beyaz takkeler, camilerde kullanılan hani, İslam'da öyle beyaz takke takmak yok. İslam'da başı örtmek sünnet. Başı örtmek sünnet. O takkeler kipadan çalınma. Var ya Yahudilerin kipası. Kipadan çalınma. Mesela Türkler öyle takke kullanmazlar. Orta Asya'dan beri. Türklerin keçeden veyahut da işte deriden börk dedikleri, ne bileyim işte keçeden böyle arakiye deriz ya biz, bunları normalde bunlar sikri halinde şimdi. O arakiye var, Türklerin başlarını örtme kıyafeti odur. Araplar başlarını normalde örtüyle örterler önceden itibaren. Onun üzerine normalde sarık sararlar. O beyaz örtünün üzerine sarık sararlar. Bu Arapların kendi geleneksel kıyafetidir. Başı örtmek sünnettir.
üzerine sarık sarmak Bedir'den sonra sünnettir. Bizde şimdi bu beyaz takkeleri çıkardılar. İşte beyaz takkelerinin çıkarması sebebi Osmanlı'dan itibaren sarığın yasaklanmasından. Sarık ilk önce Osmanlı'da yasaklanmıştır. Sarık ilk önce normalde Cumhuriyet döneminde yasaklanmamıştır. Osmanlı'nın son döneminde sarık yasaklanır. Osmanlı'nın son döneminde sarıkla beraber Osmanlı'nın kendi giymiş olduğu kafasına şeyler vardır. Yünden, fesler. Ardından fese döndürülür. Önceden fes yoktur. Osmanlı sonradan fese döner. Ardından fesi de atar Osmanlı. Sonra Atatürk şapka inkılabını yapar. Bakın Atatürk şapka inkılabını sonra yapar. Neden İskilipli Atıf Hoca daha şapka devrimi olmazdan önce fetva veriyor Osmanlı zamanında? Çünkü Osmanlı zamanında frenkleşme hareketi var. Batılılaşmanın adı frenkleşme. Frenk adetleri, frenk gelenekleri, frenk kültürü İstanbul'da hakim olmaya başlıyor. Kıyafetler frenk kıyafetleri. İskilipli Atıf Hoca o yüzden fetva veriyor. Bir kimse diyor frenk şapkası kafasına taksa ve dese ki diyor ben frenklere benzedim, o kimse küfür ehlidir diyor. Küfrüne fetva veriyor. Bu fetva ne zamandan? Osmanlı'dan. Niçin veriyor İskilipli Atıf Hoca bu fetvayı? Çünkü İstanbul'da o gün için frenkleşme hareketi var. Ve frenk elbiseleriyle dolaşan Osmanlılar var. Batılılaşmayla alakalı bu tabi ta 3. Selim'e kadar varıyor da bu mesele. Tarih konuşmayalım şimdi. Bu batılılaşma meselesi Osmanlı'da Osmanlı'nın yıkılışına sebep oluyor zaten. Tabi muhafazakar kesim de hemen Atatürk'e lafı atacak ya, hemen karşısına ona koyup hemen başlayacak ya savaşmaya. Yani Osmanlı'da İstanbul'da başına sarık saranların Osmanlı askeri tarafından dipçiklendiğini hiç kimse söylemez. Bunu hiç kimse söylemez. Bizim tarihimiz. İyisiyle de kötüsüyle de tarihimiz. Dersimizi alalım. O yüzden normalde o şapkalar da Cumhuriyet döneminde çıktı. Takkeler. Tabi şapka devrimi oldu. Şapka devrimi olunca herkes şapka takmak zorunda kaldı. Ya herkes kafasına bir şey takacak yani. Şapkasız dolaşamazsın. Şapka devrimi olunca. Şimdi benim yaşımda olanlar bilecek. Ortaokula gidenlerin hepsinde şapkası vardı. Biz ortaokula giderken şapkamız vardı bizim. Ve herkes adını yazardı şapkanın içine. Ülfet Onart Ortaokulu'nda merdivenlerinde şapka askılıkları vardı. Herkes içeri girerken normalde Bayındır'da biz o askılıklara herkes şapkasını asardı. Orta 2'de mi orta 3'te mi ne kaldırıldı? Şimdi geçmiş gün tam olarak hatırlamıyorum. Ya 2. sınıfa giderken ya 3'e giderken şapka kaldırıldı. Normalde askeri lise gibi ortaokuldan bir çıktık mı biz herkesin kafasında şapka vardı. Yolda giderken de şapkalı gidiyordu öğrenciler. Bir tane Fransızcacı vardı, hem müdür yardımcısıydı. Neydi onun adı bilmiyorum. Kesköse diye sorardı önüne gelene. Neydi adı be? Ferişte efendim. Ferişte, hemen aklın Ferişte'ye gitti lan. Haklı fikri Ferişte'de kalmış ya. Oğlum Ferişte'yi biz tanıyoruz. Sen nereden tanıyorsun? Ferişte bizim zamanımızda Ferişte'ydi. Allah Allah. Aklın Ferişte'de kalmış.
Ferişta lisedeydi. Ortaokul zamanında yoktu Ferişta. Seval Kaplan vardı o zaman. Oktay, üfle buna. Bizim bir müdür yardımcısı vardı, Fransızcacı kendisi. Hiç sen, ben İngilizceciyim diyemezsin ona, dayağı yersin. Sorar, kes köse, bu nedir kes köse, bak o zamandan kalmış bende. Sen bileceksin, bu kitap, elindekine sorar, bu kravat, bileceksin, bu ceket, sorar, bu şapka, şapkayı sorar. O görmesin yolda şapkasız birisi kimseyi. Öyle ben okul bitti, dışarıda öyle şapkasız dolaşırım, yok. O dışarıda da görse şapkasız yakardı adamın canını. E şimdi bu tabi zaman içerisinde sonra kaldırıldı bunlar yavaş yavaş. O yüzden insanlar ne yapacaklar şimdi? Şapka kullanmak şart. Namaz kılacak camide. O zaman o beyaz takkeleri çıkardılar. Veyahut da takke takacaksan başında üstünde pomponu olacak. Var ya şimdi kışlık bu berelerin pomponu. Pomponsuz olursa yine cezaya sebep o. Bakın dikkat edin. Kışlık o berelerin pomponu olacak üstünde. Üzerinde pompon olursa kafası üşüdüğünden bere gibi giydi. Üzerinde pompon olmazsa, pompon olmazsa bu irticacı faaliyetçi güldürt gene gidiyor. Onu takmak, onu kullanmak yasak. Bu sefer ne yapıyorlardı biliyor musun? Yaz günü illaki başını örtmek isteyen sufiler, dervişler yaz günü, yazın ortasında yünden örülme pomponlu şapkalar, takkeler kullanıyorlardı. Şeyh Efendi'nin bir yazlık takkesi vardı, bir de kışlık takkeleri. Onlar el örgüsüydü. Yazlık biraz daha ince ama üstünde pompon var gene. Aynı renkten. Ha evet. Ahmet'in yanı başındaki abinin kafasındaki gibi. Evet. Herkes döndü baktı. Bunun gibi. Allah bizi affetsin inşallah. Vaktimi tasarruflu kullanmakta sıkıntılar yaşıyorum. Bazen farzları yapmakta bile zorluk yaşıyorum. Vaktimizi hayırlı kullanarak kullanmak yönünde tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Vakti çok rahat bir şekilde hayırlı kullanırsınız. Boş şeyleri terk ederseniz. İnsanların o kadar çok boş şeyleri var ki Facebook'a girecekler, Twitter'a girecekler, bakacaklar, telefonda oynayacaklar. Boş televizyon bakacaklar. Herkesin yeteri kadar vakti var. Yeter ki o kimse sufi vaktin çocuğudur desin, ibadetlerini yapmak istesin. Vaktinde yapar. Hayalini kurduğum ev için kredi çekmek zorunda kaldım. Rabbim beni muhakkak cezalandıracak. Tövbe etsem affedilir miyim? Kredi 10 yıllık, 10 senenin yarısı faiz ödemekle geçecek. Bu kadar senenin tövbesi kabul olur mu? Allah tövbeleri kabul edendir. Maşallah ne sabır 10 yıllık böyle borç. Herkesin demek kendine göre bir şeysi var. Hastalık için şifa niyetine kirpi eti, yılan eti veya derisinden yenilebilir mi? Perşembe gün bu soru soruldu, cevapladık. Perşembe gün bu soruyu sordu bir arkadaş, o zaman kim sorduysa çekti gitti demek. Ama biz o sorusuna perşembe gün cevap verdik, biz oradaydık çünkü. Soru sorup çekip gitmek yok öyle. Soru sordun mu oturacaksın. Sorunun cevabı gelecek. Soru sordun mu? Evet. Bekle. Cevabı gelir. Soru sordu. Biz cevabını verdik. O gitmiş. Neyse. Ben yapmayayım gene yapacağımı. Hastalık için bunlar yenilebilir. Neden yenilebilir? Hanefi'ye göre bunların yenilmesi caiz değildir.
Sünnet-i Resulullah'ta da sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunları yememiş. Ama ve lakin bunlar böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin direkt kat'i bir emriyle yasaklananlardan değil. Mesela ehil eşek eti direkt emirle yasaklanmış. Direkt emirle yasaklanınca o zaman onu yemek caiz olmaz. Ama mesela bununla alakalı kirpi eti direkt emirle yasaklanmamış. Kirpi. Bu şimdi kirpi Kur'an'ın yasakladıklarına da girmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin direkt yasakladıklarına da girmiyor. Yılan da aynı şekilde direkt yasakladıklarına girmiyor. Ama Hanefi uleması hadis-i şeriflerden çıkararaktan bunları mesela kerih görmüş. Yenilmesini uygun görmemiş. Ama şifa söz konusu olunursa yenir. Allah Celle Celaluhu, peygamberler Allah dostları oldukları için mi peygamber olmuşlardır? Yoksa peygamber oldukları için mi Allah dostu olmuşlardır? Peygamberler direkt Allah katından seçilmiş insanlardır. O yüzden onlar peygamberdir. Allah katından peygamber olarak da ruhlar aleminden seçilmiştir. Allah ilk aklı yarattı, alıntıdır demiş. Soru, biz bu yaratılan ilk aklın hayalleri miyiz? Sizin hologram dediğiniz olay bu mudur? Biz neden aklın hayali olalım ki? Benim hologram dediğim şey bu değil. Ben o aklın hayali değilim. Kendimi öyle görmüyorum. Namazda işaret parmağını kaldırarak da namaz kılınır mı? Şafiler öyle kılarlar, caizdir. Günümüz bidatlarına birkaç örnek verebilir misiniz? Dinin içerisindeyse mesela işte örnek üniversiteye girme namazı aklıma gelen. Def dışındaki çalgı aletleri haram mıdır? Müzik dinlemek caiz midir? Şimdi def caiz olunca def caiz, davul caiz. O gün için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine-i Münevvere'de kullanılan çalgı aletlerinin içerisinde bunlar var. Mesela çan var. Çalgı aleti değil. Çan sesi o gün de Hristiyanların alameti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ezanla alakalı sahabelere sorarlarken birisi diyor ki biz de çan çalalım. O Hristiyanların adeti diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onu reddediyor. Ama velakin mesela o gün için defi reddetmiyor. Davulu da reddetmiyor. Davulumsu bir çalgı var o zaman için hadislerde anladığım kadarıyla. Onu da reddetmiyor. Ama şimdi Sünnet-i Resulullah'tan hüküm çıkaracak olanlar bunu kıyas yaparlar. Mesela kıyas yapan Hanefi uleması der ki vurmalı çalgıların hepsi de caizdir der. Vurmalı. Yani deriye vurmalı çalgıların hepsini de caiz görür. Defi kendisine baz alaraktan, ölçü alaraktan kıyas yapar. Bunun gibi defin dışındakiler bu noktadan hangi noktadadır? Onu Hanbeliler farklı demişler, Malikiler farklı demiş, Şafiler farklı demiş, Hanefiler farklı demiş. Burada normalde eski mesela fıkıh kitaplarında bunlarla alakalı geniş bahisler yapmışlar. Şimdi mesela örneğin bir klarnet sesini klavye denilen elektronik bir aletten çıkarabiliyor şu anda. Nerede Ali? Gelmedi mi Ali? Mesela bir kemanın sesini klavyeden çıkarabiliyor bir kimse şimdi. Bir darbukanın sesini klavyeden çıkarabiliyor. Bunu normalde Ali klavyeden klarnet sesini çıkarabiliyor mu insan? Yani normalde bir klarnetten kaydetmeden, klavyeden
Bir yerden kaydetmeden. Klavye kendisi çıkarabiliyor onu düğmelerden. O şeylerden. Tuşlardan çıkabiliyor. Peki kemanın çıkarabiliyor mu oradan? Yani o zaman o klavye dediğiniz şeyden her türlü hemen hemen musikinin sesini, yani saz aletini, sesini çıkarabiliyorsunuz. Bütün sazların sesi çıkıyor yani kaydetmeden. Ondan hepsi de çıkıyor. O yüzden tek kişilik orkestra oldu şimdi her tarafta. Onun da işin de dandiği çıktı yani. Ama orada çalmaya adam lazım. Orada iyi çalmak lazım. Yani kafasından çalmamak lazım. Yanlış çalmak lazım. O da profesyonel olacak yani. Alet ister o enstrümanları, o vuruşlarını mesela saz çalıyorsa saz gibi kullanmak lazım. Böyle düşünerek çalmak lazım. Yani saz sesiyle ut gibi düşünürseniz o tadı vermez yani. Anladım. Bak ona da ben bir antrenman yapayım o zaman. Tamam. Bak neyim eksik diyordum bak. Teşekkür ederim Ali. Müzik dinlemek caiz midir? Bunun da üzerine bir sürü şeyler söylemişler. Ben makul ve malum müziklerin dinlenebileceğine inanıyorum. Sakın buradan o şimdi çıkan ilahileri kastettiğimi düşünmeyin ha. Bayram efem, Zemzem efem dinliyor mu? Neredeyse millete oynatacaklar. Öyle ilahi yok. Allah'ım ya Rabbi ne kadar soru böyle hazırlanmış harika. Allah bilinmek istemekten önce ne yapıyordu? Sormak lazım. Mübarek insanlar. Zaten bilinmezlikten. Bilinmez idim. Hadis-i Kutsi bilinmez idim. Bilinmezlikten. Bilinmezlikte kendisi diyor Cenab-ı Hak, ben bilinmezlikteydim. Soru diyor ki, bilinmek istemekten önce ne yapıyordu? Yakınlarımız bizi hayal kırıklığına uğrattığı zaman tepkimiz belli etmeli miyiz? Neden onların üzerine hayal kuruyorsunuz ki? Neden yakınlarınızın üzerinde hayal kuruyorsunuz ki? Neden yakınlarınızdan umuyorsunuz ki? Korku nasıl giderilir? Karanlıkta cinlerden korkuyorum. Bu gece ibadetimi de etkiliyor, kısaltıyor. Korkmamakla. Sırların kaynağı erenlerin kalbidir. Onların kalbi sırlara kaledir. Kalp kullara meylettikçe Allah'ın dostluğundan atılır. Onların alemi, insanlarla ilişkilerin hakikati nedir, nasıl olmalıdır? Kur'an ve sünnete uygun yaşayın yeter. Sır aramayın. Siz o hale gelince bulur o sizi. Zaman olayların içinde ard arda gerçekleştiği boyut. Türk Dil Kurumu sözlük. Meydana gelen olayları sıralamaya yarayan başsız ve sonsuz mücerret kavram. M doğan büyük Türkçe sözlük. Ehli sünnete göre Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Hadis-i şerifte Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Buhari ifadesinde yer verilmiştir. Hiçbir şey sözcüğünde diğer varlıklar gibi zaman ve mekanda dahildir. Geçen haftaki sohbetlerinizden Allah bilinmeyi istedi demiştiniz. Bu cümleden Allah'ın bu isteğinin önceden olmadığını anlamını çıkarabilir miyiz? Bu durumdan Allah'ın öncesinin ve sonrasının olduğu anlamını çıkarabilir miyiz?
Yine geçen haftaki sohbetlerinizde ashabın Allah mahlukatı yaratmazdan önce neredeydi sorusuna Allah mahlukatı yaratmazdan önce bir amada idi şeklinde hadisi söylemiştiniz. Ashabın sorduğu soruda geçen neredeydi ifadesi ve verilen cevap mekana işaret eder mi? Benzer şekilde Allah hesabı çabuk görendir. Allah katında hak din İslam'dır ifadelerindeki zaman ve mekan kavramları bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda Allah zaman ve mekandan münezzehtir ifadesini nasıl anlamamız gerekmektedir? Bu cümle sadece bizim yaşadığımız uzay zamanı için mi geçerlidir? Bu tür soruları sormak da bilmediğim şeyin ardına düşme doğrusu kulak, göz ve kalp bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. İsra ayetine muhatap mı oluruz? Evet. Soru sormanın öğrenmedeki önemi düşünüldüğünde ve ashabın soru sormadığı zamanlarda Cebrail aleyhisselam gelip soru sorduğunu göz önünde alırsak, insanın bir olayı merak edip sorması bilmediğinin peşine düşmesi olarak değerlendirilir mi? Evet. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir? Evet, başa dönelim. Allah bilinmeyi istedi demiştiniz. Bu cümleden Allah'ın bu isteğinin önceden olmadığı anlamına çıkarabilir miyiz? Bunu normalde Allah bilinmeyi istedi, yani bilinmezdi, bilinmeyi istedi. Bunu normalde bilinmeyi istediği sözünün zaman ve kavramını bizim çıkarmamız mümkün değil. Bilinmezlikten bilinirliğe geçişinin zaman kavramını çıkarmamız mümkün değil. Biz yaşadığımız bu noktada bununla üzerinde konuşabiliriz. Bunu böyle şimdi kafanızı bulandırmak istemiyorum. Yaşadığımız bu evrenin kaçıncı evren olduğunu bilmiyoruz. Kaçıncı kıyametin yaşanacağını bilmiyoruz. Sonsuz bir Allah var. Hem başlangıç olarak hem de sonuç olarak. Sonsuzluk düşündüğünüzde, sonsuzluğu düşündüğünüzde. Bu mesela şu anda bilim adamları ilk varlığın başlangıç noktasına gitmeye çalışıyorlar. Biz bundan trilyon milyar yıllar önce de başka bir varlık yaratılıp yaratılmadığını bilmiyoruz. Bakın bunları bilmiyoruz. Bildiğimiz bugünkü alemle alakalı konuşuyoruz bunları. Ama Allah bu alemden önce de vardı. Burada herkesin, bütün ehli sufinin ve insanların yapmış olduğu bir hata var bence. Allah'ın bilinmeklikle alakalı meselesinin biz kendi zamanımıza ve alemimize bağlıyoruz. Bulunduğumuz evrenin içerisine bağlıyoruz. Geriye doğru, bize göre geriye doğru düşündüğünüzde evveli olmayan bir Allah var. Bunu tefekkür ettiğinizde önünüze bambaşka bir alemler çıkabilir. Bambaşka bir düşünce, bir tefekkür dünyası çıkabilir. Evveli olmayan bir Allah. Evveli olmayan bir Allah. Bize şimdi mesela ilim adamları hesaplıyorlar bilmem kaç nokta 4 bilmem kaç işte 14 milyar yıl trilyon yıl alemin hesabını çıkarmaya çalışıyorlar. İsterse 24 trilyon yıl olsun, isterse 100 trilyon yıl olsun. Ezeli ve ebedi bir Allah için bu rakamların hiçbir anlamı yok. Bilmem kaç tane kaç sıfırlı bir zaman dilimi olsun. Allah katında bunun hiçbir anlamı yok. Allah indinde bu anlamsız. Niçin anlamsız? Ezel ve ebed olarak düşünün. Ezel geçmiş olarak yani
Öyle insanca düşündüğümüzde geçmiş olarak düşüneceğiz. Geçmiş olarak düşündüğümüzde başlangıcı olmayan bir Allah var. Biz şimdi kısacık aklımızla biz başlangıcı olan varlığı hesaplıyoruz. Dün akşam da İstanbul'da buna benzer bir sohbet olmuştu. Varlık dediğiniz şey belli. Varlık dediğimiz şey belli. Bir kaşık suda fırtına koparıyor bütün herkes. Varlık dediğimiz şey bir kaşık su. Allah yüceler yücesi. Allah her şeyden münezzeh. Ezeli ve ebedi olan bir Allah var. Ezeli dediğinizde düşünün, siz bu varlığın içerisinde kalırsınız. Bu varlıktan çıkın. Bu varlık size dar gelir. Bu varlık dediğiniz şey bir kaşık su, orada fırtına kopuyor. Bu varlıktan çık, varlıksızlığı bul. Varlık dediğiniz şey dünkü mesele. Dünkü mesele. Dünkü mesele. Kibirlilik gibi algılanmasın, şataat gibi algılanmasın. Biz hepimiz hala da Arabi, Mesnevi anlayacağız diye uğraşıyoruz. Varlık denilen şey bir kaşık su. Bu varlıktan çıkın, varlık öncesine gidin. Varlık öncesine gidecek olan anlayacak bunu zaten. Ezel bir Allah var. Ezel bir Allah. Bu varlığın yaşı belli, kurusu belli, vakti belli, saati belli, doğumu belli, ölümü belli. Bir çocuk düşünün, çocuğun doğumu belli. Çocuğun doğumu belli. Bu komple bu varlığı çocuğun doğumu gibi görün. Bu varlık çocuğun doğumu gibi. Farklı şeyler düşünün biraz. Ben Adem'i kendi suretimde yarattım. Adem'den Havva yarattı. Havva doğum yaptı. Bu alemi komplesiz doğum yapmış bir çocuk gibi. Bu alemi çocuk gibi görün. Bir annenin bir çocuğu mu olacak? Kaç tane doğurduğunu bilmiyoruz. Anne biz değil, baba biz değiliz. Ezeli bir Allah var. Ezeli bir Allah. Ezeli bir Allah var. Bunu tefekkür edin. O yüzden normalde hani Allah bilinmeyi istedi. Allah'ın bilinmeyi istemesinin zaman birimini bulmamız mümkün değil. Çocukça olur bu. Bu ana kadar yapmış olduğumuz sohbetlerin çok affedersiniz hiç anlaşılmadığını çıkarır meydana. Bu sohbetleri keseriz burada. Hayır. Bu sohbetlerden bu çıkmaz. Allah bilinmeyi istedi demiştiniz. Allah'ın isteğinin önceden olup olmadığını. Önceden dediniz ne ki? Bilinmez. Bilinmezin üzerinde konuşabileceğiniz, düşünebileceğiniz, bir fikir üreteceğiniz hiçbir şey yok. Aklın burada kullanabileceği bir donesi yok. Akıl burada susar. Aklın burada üreteceği hiçbir şey yok. Birisi burada bir şey üretmeye kalkarsa onun gerçekten hiç aklının olmadığı ve zır cahil olduğu çıkar meydana. O kimsenin sufilikten de bir payının olmadığı çıkar meydana.
Sufilik zeki insanların işidir. Evet. Sufilik zeki insanların, tefekkür eden, aklını ve kalbini çalıştıranların işidir, mesleğidir. Evet, herkes sufi bu noktada olamaz. Olmak zorunda da değil zaten. Kıymetli kardeşler, bilinmezliğin üzerinde konuşabileceğiniz hiçbir şey yok. Kaldı ki bu Allah. Kendisi hadisi kutsi'de diyor ki, ben bilinmez idim. Bunun üzerine hiçbir kimse laf konuşamaz. Bilinmekliği istedim. Ne zaman istedi bilmiyoruz biz bunu. Bilinmekliği istedim dediğinde zaman kavramı yok, mekan kavramı yok. Bunu nereden çıkaracağız? Bu mümkün değil. Bunun zamanını önceden mi sonradan mı? Öncesi yok, sonrası yok. Önceden mi dediniz ne ki? Önce ve sonra insanlar için. Allah için önce ve sonra yok. Allah için önce ve sonra yok. Allah için, Allah için yaşlı, ihtiyar, genç yok. Bu boyutta var. Bu perdede var. Bu dünya perdesinde yaşlı, işte çocuk büyüdü, genç oldu, olgunlaştı, öldü, ihtiyar oldu, öldü. Bu dünya perdesi için geçerli bu. Burası için geçerli. Çelik çomak oynuyoruz biz burada. Kaç yaşında oldun? 50 yaşında. Vay ya. Ne yaşlı olmuşsun ha? Zerrenin zerrenin zerresi değilsin. Zerrenin zerrenin zerresi değilsin. Allah bizi affetsin. Yine geçen haftaki sohbetinizde ashabın Allah mahlukatı yaratmazdan önce neredeydi sorusuna, Allah mahlukatı yaratmazdan önce bir amada idi şeklinde hadisi söylemiştiniz. Ashabın sorduğu soruda geçen neredeydi ifadesi ve verilen cevap mekana işaret eder mi? Hayır. Ashab insanca bir şey soruyor. Neredeydi? O da amadaydı diyor. Amanın gerçek karşılığı yok Arapçada. Herkes diyor ki, bu dile sahip olan ashab diyor ki, ama bulutumsu bir şey. Yine ne olduğu belli değil. Bulutumsu bir şey. Bulutumsu bir şeyin zaman ve mekanı söz konusu değil burada. Buradan mekan ve zaman çıkmaz. Benzer şekilde Allah hesabı çabuk görendir. Allah katında hak, din, İslam'dır ifadelerinde zaman ve mekan kavramları bulunmaktadır. Bu da zaman ve mekan değildir. Zaman kavramı değildir çabuk. Tekrar söylüyorum. Allah zat noktasında, zat noktasında zaman ve mekandan münezzehtir. O yüzden burada Allah hesabı çabuk görendir dediğimizde buradan zaman çıkmaz. Biz insani ölçülerde düşündüğümüz için bize zamanmış gibi geliyor. Akla öyle tecelli ediyor. Bu bilgiler doğrultusunda Allah zaman ve mekandan münezzehtir ifadesini nasıl anlamamız gerekmektedir? Cenab-ı Hak zatullah noktasında bütün zaman ve mekanlardan münezzehtir. Allah katında zaman ve mekan yoktur. Varlığa aittir zaman ve mekan. Yaratılmış olan varlığa aittir. Bunun zamanı nedir? İlk yaratılışın başlangıç zamanıdır. Bir şey var oldu, onun için zaman başladı. Bu cümle sadece bizim yaşadığımız uzay zamanı için mi geçerlidir? Evet. Bu tür soruları sormak da bilmiyorum. Evet, bunları cevaplandırmıştık. Siz yine de sorun. Sormadan durmayın, öğrenin inşallah. Biz de öğrenelim.
Kaçta kaldık? 447. Vezir gibi yol vuruculuğu sermaye edinme. Halkı namazdan alıkoyma. Bunu konuştuk mu? Evet. 47 dedin değil mi? Evet. 47 bu çünkü. Vezir gibi yol vuruculuğu sermaye edinme. Halkı namazdan alıkoyma. Malum vezir insanları dinden, imandan etmeye çalışıyordu. Konuşurken onlara din anlatıyordu. Ama söylemiş olduğu şeylerle onları dinin kendi yörüngesinin dışına çıkarıyordu. Zaman içerisinde dini kendi nefsine uyduran insanlar hep çıkmıştır. Adem'den itibaren İnsanoğlu Allah'ın ilahi hükümlerini kendi nefsine göre devşirmek, değiştirmek nefsine uyanlar için en önemli iş olmuş. Bununla iştigal etmişler. Bu Adem'in ilk oğlundan itibaren süre gelmiş. Ve zaman içerisinde bu İbrahimilerde de, Musevilerde de, İsevilerde de devam etmiş. Ve şimdi de ne yazık ki bugünkü yaşanan Müslümanların İslam dininde de bu var. İslam dininin içinde de bugün dindarız diyenler insanları dinin olmazsa olmaz kaidelerinden uzaklaştırmak için her türlü fırıldaklığı yapıyorlar. Sünnet-i Resulullah'ı reddetmek gibi, imamların içtihatlarını reddetmek gibi, ibadetleri reddetmek gibi, ibadetin özü bu değil deyip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden görülmüş olan ibadetlerin şeklini, şemalini, anlamını değiştirmeye çalıştıkları gibi. İşte o vezir de gerçekte Yahudi olan ama görüntüsü İsevi olan o vezir de yol kesiyordu. Yol kesenler hep olacaktır. Eğer siz Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışacağız derseniz bir yol kesici vezir sizi bekler. Siz bir veliye giderseniz yol kesici bir vezir sizi bekler. Bugün insanların büyük bir çoğunluğu dini tam anlamıyla yaşamadıklarından dolayı tam anlamıyla yaşamaya çalışanların yaptıkları bu davranışları ve ihlaslarını ve samimiyetlerini bozmak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın farz kıldıklarını yapamayanlar ve yapmak istemeyenler o farzlara karşı savaş açıyorlar. Çünkü kendi yaşadıkları gibi bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Nefislerine uyuyorlar. Bir kimse bir ibadeti yapamayabilir. Bir kimse bir fazileti yerine getiremeyebilir. Ama getirenlerin yolunu kesiyorsa, getirenleri engelliyorsa işte burada sıkıntı var. Burada problem var. Onlar o zaman yol kesici oluyor. Bir kimse yol kesicilik yaparsa münafıklardandır. Allah'ın zikrini yasaklayan, Allah'ın farz ibadetlerini değiştirmeye kalkanlar, yasaklayanlar, Allah'ın Kur'an ve sünnetinde beyan ettiklerinin dışına çıkmaya çalışanlar ve çıkanlar ve çıkarmaya çalışanlar, Allah'ın yeryüzüne indirmiş olduğu dinden değillerdir.
Bir kimse dini hükümleri bilmese, dini hükümleri bilmediği için öyle yaşasa mazur kabul edilir. Ama bir kimse dinin hükümlerini bildiği halde, dinin kaidelerini bildiği halde, din ona tebliğ edildiği halde, o bu yol vuruculuğa devam ediyorsa, o zaman o kimsenin dini ve dindarlığı ve imanı sorgulanır. Bilmeyene bir söyleyecek bir sözümüz yok. Ama siz televizyonlara çıkar, medyaya çıkar, Kur'an ve sünnette sabit olan bir ibadeti reddederseniz, Kur'an'la sünnette sabit olan bir farzı inkar ederseniz, Kur'an ve sünnette sabit olan herhangi bir haramı helallaştırmaya çalışırsanız, siz o zaman dinin olmazsa olmazlarıyla oynuyorsunuz. Dinin ana kaidelerini bozmaya çalışıyorsunuz. Kimisi şimdi işte şarap harammış, viski haram değilmiş. Kur'an-ı Kerim'de şarap geçiyormuş. O yüzden şarabın içilmesi harammış. Bir böyle diyen var. Bir de şarap cennet içkisiymiş. Nasıl haram olurmuş? Bir de böyle diyen var. Artık bunlar iyice işi azıttırdılar. İyice işi tozutturdular tabiri caizse. Müslümanlar ne yazık ki denizin üzerindeki köpük misali. Bir ağırlıkları yok. Müslümanlar çalışkan değil. Müslümanlar cesaretli değil. Müslümanlar disiplinli değil. Müslümanlar imanı kemal noktasına ulaşmış değil. Müslüman imanını ve dinini korumak için mücadele etmekten uzak. Müslüman kendini korumaktan aciz, kendini korumak için mücadele etmekten uzak. Müslümanlar da cihat şuurunu kaldırdılar. Müslümanlar da Allah için yaşama şuurunu kaldırdılar. Müslümanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevgisini, muhabbetini, onun sünnete olan, onun sünnetine bağlılığı kaldırdılar. İçeriden dışarıdan habre daha saldırıyorlar. Ve herkes önüne gelen din üzerinde ahkam kesmeye çalışıyor. Yol kesicilik yapıyor. Bir iktisat profesörü dahi din üzerinde o kimse ahkam kesiyor. Bir ne bileyim iktisat profesörü sufilik üzerinde ahkam kesiyor. Siz ona gidip de iktisat üzerine ahkam kesmeye çalışırsanız sizi durduruyor. Sen iktisatçı mısın diyor. Yol kesicilik yapıyor herkes. İslam'ı koruyacak, İslam'ı anlatacak, İslami şuuru bu noktada koşturtturacak insan çok az kaldı. İnsanlar televizyona çıkabilme, televizyonda görünebilme adına dinin hükümlerinden vazgeçiyorlar. Televizyonda ben cihattan bahsederim deyince televizyon programına sizi çıkarmıyorlar. Ben direkt Kur'an ve sünneti anlatırım. Kur'an ve sünnetin hükmüyle alakalı bana bir soru geldiğinde ben buna cevap veririm deyince sizi televizyon programına çıkarmıyorlar. O yüzden televizyon programlarına çıkan insanların büyük bir çoğunluğu televizyon yapımcıları tarafından ellerine ne konuşacakları, nereye kadar konuşacakları sınırlandırılmış insanlar. Bunlar televizyonlardan yol kesicilik yapıyorlar. Bunlar dışarıdan medya tarafından, dışarıdan dış destekli tezgahtarlar tarafından milletin önüne konuluyor. Bunlar kimisi şeyh, kimisi mehdi, kimisi mürşid-i kamil, kimisi büyük din alimi, kimisi profesör, kimisi ilahiyatta çok önde, kimisi diyanette çok önde. Ama bunlar insanların dinlerinde yol kesicilik yapıyorlar. Dertleri para.
dertleri televizyonda meşhur olmak. Horozdan da kurban olur diyebilecek kadar aşağılanmış insanlar bunlar. Zekat vermekle mükellef değilsin, ben ayakkabı da veririm diyen kimseler bunlar. Alay ediyorlar, yol kesiyorlar. Sufi diye çıkaran insanlar ne yazık ki sufilikten uzaklar. Başörtüsü farzını kabul etmeyen sufi şeyh insanlar var. 1400 yıl boyunca kadından evliya olur, kadından veli olur, kadından mürşidi kamil olmaz. Ama mürşidi kamil diye bize kadınları oturtturuyorlar karşımıza. Din bu. Git başka bir din ara o zaman kendine. Ama dini ifsad etme. Dini ifsad etme. Namaz farz. Herkese farz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyene namaz farz. Devamlı namazdayız biz. Yani 5 vakit namazı kılmayacak arkadaş. O sufilikte önde gitti, devamlı namazda. Biz 23 yıl bu meslekteyiz, sahabe olduk, bitti bizim işimiz. Bundan sonra biz her şeyden feragat ettik. Bizden namaz sorulmuyor, oruç sorulmuyor, din sorulmayacak ondan. Neden? 23 yıl melami mesleğinde devam etmiş o. Bunlar yol kesici. Kim Kur'an ve sünnetten bir adım saparsa sapkınlıklardadır. Sapkındır o. Yolu delalete uğramıştır. Bir adım saparsa yapamayabilirsin. Sapma. Sapanların peşinden gitmeyin. Yol kesici hepsi de. Dinlemesinler. Sen doğruyu söyle. Biz doğruyu söylemekle mükellefiz. İnsanlara hoş gelmek için sohbet ediyorlar. İnsanların hoşuna gitsin diye konuşuyorlar. İyi kardeş, kimseyi kıracak, üzecek değiliz. Kimseye de hakaret edecek değiliz. Ama Kur'an ve sünnetin doğrusunu söylemekten neden geri duralım? Neden geri duralım? Faizcilerin canı sıkılacak diye faizin haram olduğunu söylemezsen, fuhuşçuların ve fahişelerin canı sıkılacak diye fuhuşun haram olduğunu söylemezsen, meyhanecilerin canı sıkılacak, içki içenlerin canı sıkılacak diye içkinin haram olduğunu söylemezsen, uyuşturucuyla uğraşanların canı sıkılacak diye uyuşturucu üretmenin, satmanın, içmenin günah kebari olduğunu söylemezsen, kardeş ne söyleyeceğiz ya? Bunların hepsi de yol kesici. Yol kesici. İnsanlardan din adına para toplamayın. Dinden geçinmek haram dediğimizde canı sıkılıyor herkesin. Kardeş dinden geçinme. Din alıp din satma. Din alıp din satma. Git tarlada çalış, git fabrikada çalış, git atölyede çalış, git işçilik yap, git ticaret yap, git memurluk yap, git amirlik yap, bir yerde çalış. Din alıp din satma. Şeyh Efendi villada duruyor. Ne iş yapıyor Şeyh Efendi dedim? Ne iş yapıyor? Hiçbir işi yok. Ticaret mi yapmış? Yok. Ziraat mı yapmış? Yok. Din alıyor, din satıyor. Dervişler tarlada çalışıyor. Buğday zamanı, arpa zamanı buğday toplayıp arpa topluyorlar. Ne? Dervişlik bu. Böyle dervişlik yok. Yol kesici bunlar. 500 tane, 1000 tane derviş yatır mescit gibi caminin altına. Sabahleyin kalktı mı herkes tarlaya. Ne bu? Sufilik. Yok böyle sufilik.
Bunları görsün bu insanlar artık. Manisa'da üzüm kestiriyor Şeyh Efendi dervişlere. Bağları var. Ne büyük mübarek adam, ne muhterem adam. Zamanın kutbu lazamı, harika. Bağ zamanı gelince bütün dervişler bağa. Ne ama üzüm kesecek. Kimin? Şeyh Efendi'nin. Ücretiniz var mı dedim. Böyle baktı. Yok kardeş, yok. Bunlar yol kesici. Bunlar yol kesici. Bir şeyhin iş yerinde çalışıyorsa insanlar maaşlarını alacaklar. Bir şeyh kendine özel bir iş yaptırıyorsa onun ücretini verecek. Adam daha geçen gün yeni adam gitmiş şeyhine sormuş. Efendim demiş, böyle böyle bu kadar param var. Ne iş yapabilirim? Sen getir parayı bana demiş. Almış parayı şeyhi, adamın elinden parayı. Adam bana gelmiş. Aciz diye bak. Ben okuyacakmışım da o şeyh onun parasını verecekmiş. Dedim bu para, sen embesilsin demek ki dedim, para sen, bu para nereden geldi sana? Oğlum neden verdin? Nasıl verdin? Adam vermiş parayı. Ha, gelmiş de bana, ben okuyacakmışım da şeyh ona parayı verecekmiş. Git kendin iste dedim. Ben istesem şimdi aramız bozulacak diyor. İyi bozulsun dedim. Zaten bozulmuş dedim. Sen geldin ya bana. Zaten bozulmuş dedim. Daha ne bozulacak? İnternetten sohbetleri indirmiş. Bakmış. Ondan sonra benim bir sohbetimden gelmiş. Ben istesem dahi vermeyin diye. Bu nasıl bir şey oluyor dedi. Ne yapayım dedim yani. Böylesine böyle dedim. Tencere yuvarlanıp kapağını buluyor dedim. Yok böyle bir şey. Bir şeyh dervişlerinden geçinmez. Yol kesicidir. Yol kesicidir. Bir şeyhin geçim yeri dervişleri değildir. Bir hoca efendinin geçim yeri talebeleri değildir. Değildir. Din alıp din satmak yok. Bir kimse din alıp din satıyorsa yol kesici. Yol kesici. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i Kerime. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki benim ücretimi Allah verir. Geçmiş peygamberlerin dilinden Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. Peygamberler diyor ki bizim ücretimizi Allah verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki beni doyurup yedirip içiren Allah'tır. Beni doyurup yediren içiren Allah'tır. Bir hoca efendi eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin makamında oturuyorsa onu yedirip içirecek olan Allah'tır. Onun geçimini sağlayacak olan Allah'tır. O dinden geçiniyorsa o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin halifesi ve alimi değildir. Bir mürşidi kamilin geçimi dervişlerden değildir. Eğer dervişlerinin eline bakıyorsa o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin varisi değildir. Onu da yedirecek, içirecek olan Allah'tır. Ona dervişler yedirip içiremez. O kadar. O şeyen lillah demez dervişlere. Yol kesici bunların hepsi de. İki kelime ezberleyip şeyhlik yapanlar yol kesici. Yol kesici. Bir mürşidi kamile gidenin yolunu kesen yol kesici mahşerde hesabını veremez. İki ayaklı şeytanın işini yapıyorlar. İki ayaklı şeytanın işini yapıyorlar.
Şeytanın mesleğiyle mesleklenmişler. Kim birisinin zikrullahına mani oluyorsa şeytanın işiyle iştigal ediyor. Kim birisinin namazına mani oluyorsa, kim birisini namazdan soğutuyorsa, kim birisini zikirden soğutuyorsa, kim birisini cemaatten, cemiyetten soğutuyorsa, kim birisinin Kur'an ve sünnet yolundan alıkoyuyorsa şeytanın işini yapıyor, yol kesici. Veremez hesabını. Hesabını veremez. Veremez. Buraya sohbet dinleme gelen bir kimseyi birisi yaptıklarıyla küstürüyorsa, onu buradan gitmesine sebep oluyorsa, yol kesici. Yol kesici. Bugün duydum, buraya gelen bayanlar için dışarıda laf söylüyorlarmış. Sizin örtünüz neden yok diye. Size ne? Senin gıybetini birisi gelse sana söylese, her gün bu tekkenin bahçesinde gelip habire gıybet ediyorsunuz dese, ne diyeceksin? İnsanların işledikleri günahlar başörtüsüzlük gibi meydana çıksaydı kim meydana çıkabilirdi? Onun başında örtüsü yok. Günah işlediğini görüyoruz. Herkesin işlediği günah öyle görünseydi. Birisi sarhoş oluyor, sallana sallana gidiyor. Biz onun kerih görüyoruz. Vay! Hatta diyoruz, mendebur adam ne içmiş? İyi. O içti, sarhoş oldu, sallandı, anladın. Ya senin gıybetinden de sallansaydın ne olacaktı? Ya iftirandan herkes sallansaydı ne olacaktı? Gıybet etmek 100 zinadan daha ağır suçu. İftirayı sen düşün. Sallansaydı ne olacaktı? Herhalde bütün dünya sallanırdı. Yol kesmeyin. Yol keserseniz Firavun'dan daha şiddet günahınız. Yol keserseniz Nemrut'tan daha şiddet günahınız. Yol kesmeyin. Yol kesici. Birisi Kur'an ve sünnet üzerinde soru işareti belirtiyorsa yol kesici. Adam ölçü konuş. Adam bir yere gitmiş, derviş olmuş. Kime bağlandın? Bana öyle diyorlardı. Kime bağlandın? Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi. Hani alay alıyor. Allah bir iki böyle baktım, ah alay konusu gibi. Ulan biz de böyle yeni dervişiz ya, böyle dervişlik yapacağız böyle işte. Gene birisini böyle sordu. Kime bağlısın dedi. Nevşehirli Abdullah Efendi. He yaptı. Ne oldu lan dedim ben. Durdu bu şimdi. Ne öyle alay varı konuştun dedim. Ne alay varı davrandın? Kaldı şimdi. Bu hakkı nereden buldun dedim, alay varı davranma hakkını. Bu durdu. Tövbe et. Estağfurullah lazım. Kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir daha kimsenin şeyhiyle alay etme dedim. Bu kaldı. Ben ayrıldı bu. Allah Allah dedim. Dervişlik bu demek ki dedim ben. Dervişliğim bu benim. Benim sevdiğimle alay edersen ben alay ettirmem. Benim sevdiğimi sen küçümsersen ben sana küçümsetmem. Böyle benim dervişliğim. Oturdu, yerleşti bu sonra bende. Aa ne kadar harika. Abim bile geldi. Nereye bağlı? Ne işte ya, ondan mı aldın? Dedim hacı abi, abi. Bir daha bu konuda dedim bir şey söylersen kardeşliğimiz kalmaz dedim. Bitti. O gündür bugündür 28 yıldır bu mevzu konuşulmuyor.
konuşulmuyor. Bu kadarmış. Ha bu. Yol kesici. Yol kesici. Ciğeri beş para etmez. İnsanlar şeyhler adına konuşuyor. Susuyor herkes. Ciğeri beş para etmez insan sünnet-i Resulullah adına konuşuyor. Kötülüyor. Susuyor herkes. Allah'ın yasakladığı bir şeyle alay ediyor. Susuyor herkes. Neden? Denizin üzerindeki köpük gibi. Savcının karşısına gitmekten korkuyor. Hakimin karşısına gitmekten korkuyor. Dinin senin. Senin dinin. Senin yolun. Senin dinin, senin yolun daha kıymetli neyin var? Daha kıymetli neyin var? Hadis-i şerif. Anneleriniz, babalarınız, eşleriniz, çocuklarınız, mallarınızdan, canlarınızdan daha sevgili ben olmadıkça imanınız kemale ermez. Senin anandan, babandan, karından, çocuğundan, malından, canından daha sevgili olacak Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın kemale ermez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir şey demiyor. İnce bir oyun var. Ne? Sünnet-i Resulullah'a saldırıyor. Hadislerin hepsi de sahih mi? Kaç tane hadis kitabı okudun? Ses yok. Evinde var mı bir hadis kitabı? Ses yok. Sen kimsin hadislerin üzerine böyle konuşacak? Biz ona ya hadisler sahihti de işte anla. Yok ya. Kardeş ne iş yapıyorsun sen? Birisi öyle ne iş yapıyorsun sen dedim. Doktorum dedi. Yatır ameliyat edeceğim sen dedim. Yat. Sen doktor musun dedi. Sen alim misin? Hadis alimi misin sen? Sen hadis alimiysen hadislerin üzerinde konuş. Yaz bir risale. Biz de okuyalım. Sana da birisi risaleyle cevap versin. Dedim sen nesin? Doktorum dedi. Doktorluğunu bil dedim. Yoksa seni yatırır ameliyat ederim şimdi dedim. Nasıl yan dedi. Dalağını alayım senin dedim. Bana hocam demeye başladı. Baktı ben böyle sertim. Benim dedim geçmiş zamanından ben dedim öyle dalak ameliyatı yaparım dedim ben. Nasıl yani dedi. Yararım bir ince dedim alırım oradan dedim. Ben öyle demek istemedim dedi. Ben öyle dedim dedim. Siz hoca mısınız dedi. Değilim dedim. Nesiniz dedi. Müslümanım ben dedim. Ben Müslümanım. Ben o peygambere iman ettim. Ben o peygamberin hadislerini de kabul ettim. Benim imanımın gereği bu. Sen benim iman ettim peygamberin hadislerini küçümsemeye kalkıyorsun. Benim yanımda. Yol kesici. Biz de susuyoruz. Ne o? Ondan sonra ne oldum ben? İşte dedi böyle fundamentalist Müslümanlar var dedi. Fundamentalist Müslümanlardan dolayı dedi din sevilmiyor dedi. Hayır dedim. Siz dedim insanları fundamentalistliğe itiyorsunuz. İnsanların inançlarını alaya alıyorsunuz. Dedim doktor internetten öğrendin değil mi bunları dedim ben sustu. Evinde bir hadis kitabı var mı? Yok. Evinde Kur'an-ı Kerim var mı dedim ben? Yok. Evinde bir fıkıh kitabı var mı? Yok. Müslüman mısın sen dedim. Müslümanım dedi. Ben mübarek insan dedim. Ben mübarek insan. Müslümanın evinde dedim inandığı kitabı olmaz mı? Müslümanın evinde inandığı peygamberin sünnetleri olmaz mı? Hadisler olmaz mı?
Müslümanım diyorsun, bir fıkıh kitabı, bir ilmihal kitabı olmaz mı evinde? Olmaz. Ama sen fazla din ahkamı keser. Senden fazla keser. Yol kesici. Nerede olursa olsun, Kur'an ve sünnetin dışında bir kimse bir şey konuşuyorsa, bunu tavsiye ediyorsa, var olan bir şeyi bozmaya çalışıyorsa, yol kesici, hem de küfür ehli. Dinde var olan bir şeyi tebdil etmek, değiştirmek küfürdür. Var olanı yok saymak küfürdür. Olmayanı var saymak o da küfürdür. Yol kesici hepsi de. Yol kesici. Bunu ister fıkıhi anlamda olsun, ister sufilik anlamında olsun, hangi anlamda olursa olsun, dinde yol kesicilik yapmayacak kimse. Allah bizi affetsin. O kafir vezir din öğütçüsü kesilmişti. Düzenle badem helvasına sarımsak katmıştı. İşte bu yol kesiciler din öğütçüsü kesilirler. Size dini tebliğ ediyormuş gibi konuşurlar. Size dinden anlatırlar. Gerçekten sizi Allah'la aldatırlar. Ne dön geldi o Harun Hoca? Ömer Dengeloğlu mu? Dönsün bu habire bakalım. Bayındır'da orada duydum. Kutlu Doğum'da getirmişler oraya. Orada bir arkadaşa sordum, kim söylediyse, kaç para verdiler dedim buraya gelmesi için. Yarım saatlik konuşma için 7 milyar lira almış. Yarım saat konuştu mu Harun Hoca orada? Yoktur bile, değil mi? 7 milyar lira almış. Onu duyduğundan beri televizyonda onu görünce tak kanal değiştiriyorum. Aklıma 7 milyarı geliyor. Yedi milyar. O gece iki konuşma yapmış. Bir yerde daha varmış konuşma. Yakın bir yerde şey söyledi bana. Ne o bizim Halil söyledi. Bir yerde daha varmış o gün. Bir konuşma daha yapmış. Yedi de oradan alsa 7-7-14 lira. Ağla yavrum sen. Dön Allah dön. Dön Allah dön. Yol kesici bunlar. Yol kesici. Bunlara müstakız. Ne güzel diyor Hazreti Mevlana. Bunlar din öğütçüsü kesilmişti. Bunlar din öğütçüsü kesiliyorlar. Ve diyor ki badem helvasına sarımsak katmıştı. Bunlar güzelim tatlıya sarımsak koyuyorlar. Din helva gibidir. İnsana tat verir. Kur'an ve sünnet helva gibidir. İnsana acı vermez. İnsana tat verir. Ama bunlar o tadın içerisine zehir bulaştırırlar. Para için, makam için, mevki için. O tadın içerisine zehir bulaştırırlar. Bana şeyh desinler, mürşidi kamil desinler, büyük veli desinler, büyük alim desinler, asrın müceddidi desinler. Bir Allah rahmet eylesin, 28 Şubat'tan önce şeyhler toplantısı vardı. Biz böyle işte her şeyh yanında halifesini götürüyordu. Allah rahmet eylesin, Abdullah Efendi de beni götürüyordu yanında. Ya 3-4 şeyden sonra Şeyh Efendi 2 toplantıya katıldı. Sonra beni göndermeye başladı. Ben yoldan tiksineceğim. Onları gördükçe. Şeyh Efendi'ye dedim, efendim hakkınızı helal edin. Emrederseniz giderim, devam ederim. Müsaade ederseniz ben gitmeyeyim efendim dedim. Ne oldu Mustafa Efendi dedi. Efendim dedim, ben yapamayacağım dedim. Bir tane
şeyh var. Adı şimdi ilk önce ne? İşte örnekliyorum şimdi. Ne olsun bir isim söyleyin. Söyle bir isim. Mehmet deme be. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ismi. Süleyman. Atak olsun. Süleyman da peygamber ismi. Ha böyle bir isim olsun işte böyle. O da helikopterin ismi. Türkiye yaptı ya değil mi? O da kıymetli şimdi benim için o. Efendim? Cenk olsun tamam. Şimdi birinci ay toplantıda adı Cenk Efendi. İkinci ay toplantıya gittik. Bu bir ay içerisinde ona makam vermişler. İşte o bilmem ne Cenk Efendi oldu. Bir ay sonra bilmem ne Cenk Efendi oldu. Bir ay sonra işte El Hac, El Hafız, El Fisani bilmem ne bilmem ne bilmem ne Cenk Efendi. Dördüncü ayda artık ne konacak bilmiyoruz. Kulakları çınlasın sağmış da Ankara'da Baran Efendi var, Nakşibendi Şeyhi. O da bu işin sekreter yalını yapıyor o zaman için. İşte şurada toplanılacak, burada toplanılacak. Kulakları çınlasın sağmış da. Böyle biraz da nüktedan bir kimse. Beni de çok seviyor. Aramızda çok iyi böyle. Ben dedim, efendim dedim, bu zat dedim bir isim daha en son Müceddit lakabını da koymuşlar. Yani aynı zamanda Müceddit oldu adam. Yani 4 ay sonra ya adam tamam yani 5. ay bir tek şey kaldı. 5. ay Nebi olacak artık. Oraya gidiyor iş. Dedim ki Baran Efendi'ye efendim dedim bir şey söyleseniz de bu dedim 5. ay Nebi'yim demese dedim. Yaptı bu şimdi. Ya Mustafa Efendi sorma dedi ya. Durduramıyoruz adamı dedi. Adamı durduramıyoruz dedi. Her ay dedi bir lakap geliyor dedi. Bir de hani işte yazıyorlar ya. Diyormuş ki dervişleri söylüyor. Ona şu da verildi. Şunu da yazın. Evet. Neyse bunlar böyle gidiyorlar ya. Bir de yani Allah affetsin küçümsemek için söylemiyorum. Yani 5-10 tane dervişleri var etrafında. Ama o dervişleri göreceğiniz böyle. Yani böyle samuray gibi her biri. Yani öyle şey yok hiç. Bursa'da ağırlıyoruz bunlar. Bursa'ya geldiler. Tabii Bursa'ya geldiler. Akşamına da ders var burada. O zaman bir derste cemaati bir gördüler bunlar. Baktılar ki yani kendilerinde cemaat filan yok. Bir dahaki ders Eskişehir'de toplantı. Eskişehir'e gittim ben. Tabii orada hemen birisi yanaştı. Mustafa Efendi dedi icazetiniz bizde dedi. Böyle baktım maşallah subhanallah dedim ben. Böyle baktı. Nasıl yani dedi. Bize söylemediler efendim dedim. İcazetinizin sizde, benim icazetimin sizde olduğunu. Söyleyecekler dedi. Daha önce dedim Ödemiş'e birisi geldi dedim. Böyle bir hadise olduydu dedim. Söyleyen olmadı dedim ben. Ondan sonra. Yok yok söyleyecekler dedi. Sonra gitti şey efendiye söyledi bir de. Başımı yakacak benim. Şey efendi dedi, seni istiyor Mustafa efendi dedi. Estağfurullah efendim dedim ben. Biz dedim bir şey olmaya gelmedik bu yola dedim. O da aynı. Bunlar yol kesici. Yol kesici. Yedir, içir, yatır, uyut. Altlarına özel arabayı ver. Bir tane de şoför ver. Hizmet edecek adamlar da ver. Gemide denk geldim. İstanbul'a giderken arada anlatıyorum ben. İstanbul'a gidiyorum. Ben genelde hadi dedim abdest alayım. İstanbul'da vakit kalmıyor çünkü. Direkt sohbet yerine gidiyorum. Cuma günleri. Dedim abdest alayım da dedim ben. Hazırlanayım.
paçaları sıvadım, benim altımda şal var, üzerimde bir tişört. Ben çıktım tın 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 yukarı geminin üst katına. Abdest alacağım. Bir ne göreyim? Televizyonlarda ahkam kesen Şeyh Efendi. Oturmuş masaya tek başına böyle yiyecekler önünde. Habire yiyor. Ondan sonra korumalar, grand tuvalet, takım elbiseli, mafya babası gibi herkes böyle duruyor. Etrafına böyle bir hilal yapmışlar, halaka yapmışlar. Kulaklıklar korumaların kulağında. Şeyh Efendi oturmuş, yiyor boyuna. Kaldım ben. Allah Allah dedim ya. Görmesem dedim, söyleseler inanmayacağım dedim. Korumalar. Ben neyse böyle baktım. Birisi benim böyle hani biraz hani trene bakar gibi bakmışım demek ki. Birisi böyle durdu. Dedi ya hocam bu var mı İslam'da dedi bana. Ben hoca değilim dedim. Ritmik. Bu ne dedi? Dedim abdest alacağım ben. Beni rahat bırakın. Abdest alacağım dedim ben. Onu diyebildim, girdim içeri. Abdest aldım çıktım, öyle de gene duruyor da. Adamlarda siyah gözlükler böyle korumalarda. Allah'ım ya Rabbim dedim, ümmet ne hale geldi? Yol kesici. Yol kesici. İndim aşağı. Arabanın arkasına oturdum, kendi kendime düşündüm, düşündüm, düşündüm. Yok. Çıkamadım işin içinden. Daha önce de çıkamamıştım zaten, 28 Şubat döneminde de. Şeyh Efendi'den müsaade istemiştim. Çıkamadım çünkü. Hiç unutmuyorum, dağa çıkardık biz bunları. Şimdi o zaman için dağda hizmet edecek olan arkadaşları ben seçtim. Sen. 28 Şubat'tan hemen böyle yeni yeni kaynamaya başladığı zamanlar. Dedim sizler, o arkadaşlardan bir tanesi yanına birisini daha almış. Allah'ım diyorum, bu çocuğu kim davet etti şimdi kendi içimden boyuna. Neyse o arkadaş da sen kalk. O yine bir Ankara'dan bir şeyh vardı. O Ankara'dan şeyh abdest alırken baktım bizim o çocuk onun ayağını yıkıyor. Böyle içim içime sığmadı. Yaklaştım biraz. Ne diyor? Böyle elini de onun omuzuna koymuş. Ona yaslanıyor. O da onun ayağını yıkıyor. Abdest alırken su döküyor. Diyeceksin ki diyor mahşerde diyor. Ben ismini söylüyor. Filanca efendinin ayağını yıkadım. Çocuk da yıkıyor, genç bizim dervişlerden. Yıkadı. Tabii ayrıldılar. Seni kim çağırdı buraya dedim. Filanca abi dedi. Çağır gel bakayım onu da dedim ben. Çağırdı geldi onu da. Ben sana ne dedim dedim. Abi Şeyh Efendi de bu arkadaşı seviyordu da ben o yüzden getirdim. Sana ne dedim dedim. Böyle durdu. Al bu yalakayı da defolun gidin buradan dedim. Gidiş o gidiş. Şimdi muhalefet ediyorlar bana. O günden sonra muhalefet ediyorlar bana. Böyle baktı. Ben asla yalaka bir adam istemiyorum etrafımda dedim. Al bunu götür. Adamın dediği bu. Yol kesici bunlar. Bir şeyhin ayağını yıkamak değildir hizmet etmek. Şeyhin çorabını giydirmek değildir hizmet etmek. Bırak ayağını yıkasın kendisi. Bırak çorabını giyer o. Giyemiyorsa çıkmasın evden. Otursun evinde. Yatacak yer arayan Şeyh Efendi çıkmasın evinden. Yemek yiyecek yer arayan Şeyh Efendi çıkmasın evinden. Otursun evinde. Yol kesici bunlar.
Cebinde parası yoksa Şeyh Efendi'nin otursun evinde. Çıkmasın. Ona dilencilik yapmak emredilmedi. Eğer ona bir vazife verildiyse Allah onunla. Kula ihtiyacı yok. Eğer o Allah yolundaysa Allah onunla. Kullarına ihtiyacı yok. Yok. Allah onunlasa kullarına şeyen illah deme noktası yok. Yol kesici hepsi de. Yol kesici. Allah bizi affetsin. İşte onlar badem helvasına sarımsak katanlar. Mahşerde İki yakaları bir araya gelmeyecek. Allah bizi affetsin inşallah. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. El-Fatiha'ma selavat.